olan olması beklenen görüşmeye, bu görüşmede nelerin konuşulacağına, emeklilerle ilgili önemli olan kısmın ne olduğuna. Şimdi burada CHP ekonomi ekibinin Mehmet Şimşek'e sunacağı öneriler. Burada ekonomi yönetimi, yani Özgür Özel diye anlatılıyor ama ekonomi yönetimi diye geçilmiş. Burada o görüşmenin nasıl olacağı da bir soru işareti. Ekonomi yönetimi şu önerileri sunacakmış Mehmet Şimşek'e. Bakınız. Asgari ücrete Temmuz'da enflasyon kadar ara zam yapılmalı. Emeklilere enflasyon artı refah payı oranında zam yapılmalı. Şeyi de anlamıyorum. Ya abi enflasyon artı da enflasyon zaten vermek zorunda ya. Böyle ya bunu artık bilmiyorlar mı ya da haberde mi bir sıkıntı var bilemiyorum. Enflasyonu zaten veriyor. Yani enflasyon bir talep değil zaten. Yani bir hak değil zaten, yasal olarak hakkı. Enflasyon artı refah payı oranında zam yapılması, TÜİK enflasyon madde sepetini açıklamalı, köyü projelerinin şartları kamuoyuna açıklamalı ve ağır şartlar güncellenmeli, kamu ihale kanunu şeffaflık ve rekabeti artıracak şekilde yenilenmeli, vergi reformu yapılmalı, varlık fonunun kapatılarak bünyesindeki kuruluşlar kamuya devredilmeli falan diye maddeler bir gün tarafından yazılmış. Ama burada dikkatimi çeken nokta, biraz önce konuştum. Eğer böyle bir öneride gideceklerse vallahi yani Şimşek şunu der herhalde, Mehmet Şimşek şunu der. İyiymiş ya, tamam. Böyle muhalefete can kurban der yani. Adam zaten emeklinin hakkı olanı istiyor. Emekli enflasyon farkını zaten alıyor. Benden bunu istiyor yani. Bir de talep olarak istiyor. Ha, refah payı meselesi var mesela. Refah payı meselesi var. Burada ısıtıp ısıtıp söylenilen rakamları ben size söyleyeyim. %5 ile 15 arası iktidar medyasından çıkan haberlerde sürekli anlatılıyor. Sürekli paylaşılıyor. Ama Özgür Özel'in de söylediği, kamuoyuna açık açık ifade ettiği konulardan birisi de şu: 10 bin lira asgari ücret seviyesine çıkarılsın. Ha diğer yandan 15 madde falan da var, bilemiyorum. Ama günün sonunda benim anlayamadığım nokta şu. Yine de peşinen yorumumu yapmış olmayayım. Ama Temmuz'un hani zam ne zaman netleşir, ne zaman resmi gazetede yayınlanır bilmiyorum. Hani 5'i diyelim, Temmuz'un 5'i 6'sı diyelim. Bakın 5'i 6'sı gelir. O zaman hiçbir şey olmazsa, ne emekliye bir işte enflasyon fark zammının dışında bir zam ya da işte asgari ücretle bir şey olmazsa, hani burada talep edilen şeyler olmazsa, ben de şunu sorarım. Abi siz ne görüştünüz yani? Ne tartıştınız? Demek ki senin görüşmelerin hiçbir işe yaramıyor. Yani hiçbir yol çizmiyor. Ne yaptın sen bu süreçte? İktidarın istediğini yaptın yani. İktidar dedi ki görüşelim, biraz süreci geçirelim. Ona yol açtı. Ha, buradan bir adım atılırsa, buradan bir sonuç çıkarsa ona göre konuşuruz. Ama şu an hiç öyle bir tablo görünmüyor şu aşamada. Bakalım Mehmet Şimşek'le bu görüşme yapılacak. Sonrasında ne açıklanacak, ne konuşulacak bilemiyoruz. Basın açık bölümü olur mu, olmaz mı? Paylaşılır mı? Ha mesela siz de yazmışsınız %5 refah payı belki diye. Yani %5 refah payı meselesi de işte, bakın biz muhalefeti de dinliyoruz. Muhalefet eşittir, hani orada oy veren, muhalefete oy veren seçmenleri de dinliyoruz. Vatandaşa sırtımızı çevirmedik deyip görüşmeleri devam ettirmek amaçlı da iktidar bunu yapabilir, sürdürebilir değerli izleyenler. Şimdi 633 kişi oy kullanmış.